Merhaba, bugün üçüncü videom oluyor bu. Bugün biraz daha çok çalıştım. 27 Mayıs Pazar gününe, 28 Mayıs Pazar gününe geçtik şu anda. Şimdi hisseleri nasıl analiz edeceksiniz onu göstereceğim. İlk başta örneğin investing.com sitesine gittim ben. Şöyle investing.com sitesine gidiyorsunuz. Yani hisseleri nasıl bulacaksınız? Hangi hisseler nereden görüyorsunuz onu göstereceğim. Buradan marketlerden ya da direkt buradan Borsa İstanbul'un BIST hissesi örneğin. Buradan Borsa İstanbul 30'u gösterelim. Buradan komponentler var. Oraya giriyorsunuz. Burada Borsa İstanbul 30 endeksinde olan bütün hisseler var. Sonra şunu kenara alıp şöyle. Örneğin Akbank. Burada hangi borsada arayacağınızı seçiyorsunuz. Akbank hissesi aşağıya doğru. Haftalık grafikte bakıyorum. Örneğin diyelim Borsa İstanbul 30 endeksindeki hisseleri sıralayacağım. Google Excel sheet'te tutabilirsiniz bunu. Aşağıda tarihini yazın. Daha sonra gelip bakacaksınız çünkü bu hisselere. Borsa İstanbul 30 hissesinde sırayla hepsine bakıyorsunuz. Aşağıya doğru. Bu. Aselsan aşağıya dönmüş. Bu da aşağıya dönmüş. Sırayla böyle hepsini yukarı trende olan hisseleri da böyle çok zıplayan trendde değil de yukarı doğru düzgün bir trend olan hisseleri analiz etmeniz lazım. %100 değişim olmuş bir günde. Emlak konut. Tabi 30 tane olduğu için sırayla hepsinin üstünden geçmek kolay. Enerjisi adı herhangi bir şey görünmüyor. Bu iyi. Ereğli Demir Çelik. Bunu buraya yazıyorsunuz. Neyse, format işlemlerini daha sonra yaparız. Şunları biraz koyu yapmak istedim. Başlık oldukları için. Evet. Ereğli Demir Çelik. Daha sonra tekrar bakalım sırayla. Garanti aşağıda. Kardemir çok iyi. Koç aşağı doğru gitmekte. Koza yukarı doğru, Koza Altın yukarı doğru gidiyor. Koza Anadolu. Bu da 2 hafta içinde yukarı çıkmaya başlamış.
Bakılabilir ama şu anda başka hisseler de vardır. Otokar iyi görünmüyor. Pegasus aşağı doğru inmeye başlamış. Petkim aşağıya doğru iniyor. Çok büyük bir iniş var hem de. Şişe cam yönünü değiştirmiş. Tav havalimanları. Tekfen. Tekfen yönünü değiştirmek üzere. Türk Hava Yolları da iyi değildi. Oops. Tofaş. Tüpraş. Türk Telekom. Turkcell. Halk Bankası. Bu kötü zaten. İş Bankası. Vakıf Bankası. Yapı Kredi. Gördüğünüz gibi sadece iyi olanlar 3 tane seçtim. Borsa İstanbul 30 içinden. Aynı şeyleri Almanya için de yapmıştım. Örneğin Almanya için. Tabii burada hangi endeksti arayacağını değiştirmek lazım. Şimdi geliyor. Bu hisseyi çok beğendim. Onun dışında Airbus hissesi güzel görünüyor. Bunun gibi böyle sıralıyorsunuz hepsini. Örneğin bazılarını daha detaylı araştırıp pazartesi alabilirsiniz. Bazılarını beklemeniz gerekir. Bu şekilde borsada analizi yapıp gözetlemeniz gereken hisseleri sıralayıp daha önce de bugün önceki yaptığım videoda da Nasdaq hissesi için yani pardon Nasdaq borsası için binlerce hisse içinden hisseleri nasıl analiz edeceğinizi, filtreleyeceğinizi göstermiştim. Türkiye'de borsada bulunan hisseler az olduğu için bu tür yöntemi kullanarak da hisseleri analiz edebilirsiniz. Bu hem analiz videosu oluyor hem de haftaya gelecek günler için gözetlemeniz gereken hisselerin hangisi olabileceğini gösteriyor. Daha sonra tekrar bu listeye geri gelip yaptığınız şeyler doğru mu değil mi kontrol edebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz iyi olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.